Evet, buradan bakınca programına başlıyoruz. Bugün ben biraz acemilik çekebilirim. Çünkü Gülay Hanım yok bugün yurt dışında. O yüzden birlikte konuşmaya çalışacağız. Öncelikle şu emekliler işinden başlayalım isterseniz. Ahmet abi sen emekliler işinde evet. Ya da Fehmi abi sen daha iyi anlarsın. Valla şöyle yani her akşam haber saatinde televizyon ekranlarının karşısında kanallar arasında dolaşırken orada çeşitli ortamlarda bulunan emeklilerle yapılan konuşmalar benim yüreğimi dağılıyor doğrusu. Yani gerçekten ben de bir emekliyim ama neticede bizim tuzumuz o emeklilerle mukayese kabul etmeyecek kadar biraz kuru. Onları dinlediğim zaman 7.500 lira şimdi 10.000 liraya çıkartıldı. Ve bir de yaşadığımız hayatın zorladığı şartları onların hayatıyla mukayese ettiğimde doğrusu o insanların çektiği çileler beni çok rahatsız ediyor. Her gün belli yerlerde oturuyorlar. Kahvelere gidemiyorlar. Dışarılarda bir yerlere oturuyorlar. Kahvelere kendi evlerinden pahalı hale geldi. Yani çay pahalı hale geldi. Kahvehanelerde içilen çay. Ve yani onların derdine derman olması gereken, maaşlarını artırarak onları biraz olsun rahatlatması gerekenlerin kendi israflarıyla mukayese edilmeyecek kadar daha az emeklilere kaynak aktarımı yapabilecekken bunu yapmaktan kaçınmaları anlaşılır gibi değil. Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'nin yaptığı hesaplara göre ve TÜİK rakamlarından, verilerinden hareketle yaptığı hesaplara göre bundan 10 yıl öncesiyle bile mukayese edilemeyecek kadar geriye düşen bir durumda emeklinin maaşı. Gayri safi milli hasıla içerisinde emekli 10 yıl önce 5.6 oranında her emekli pay almaktayken şimdi 2.5'a düşmüş durumda bu. Yani gayri safi hasıla içerisinde bile yarı yarıya düşen bir emekli payı var. Ayrıca baktığınız zaman asgari ücretle emekli maaşı bundan 10 yıl önce %20 civarında daha fazlayken asgari ücretten şimdi neredeyse yarısı 10.000'e çıktı diye seviniliyor. Halbuki 17.000 lira asgari ücret, yani onun 7.000 lira gerisinde emeklinin alacağı maaş. Bütün bunlar düşünüldüğü takdirde gerçekten anlaşılır gibi değil. Bir de memur emeklisine %49,5, %50 civarında bir zam yapıldı. %36'da tutulan bir emekli maaşı, emekli zammı oldu. Sonra bir hafta içerisinde gelen tepkiler %5 daha eklenme. %5 eklense ne olacak yani? Niye memur emeklisiyle sosyal sigortalar ve Bağkur emeklisini ayrı tutuyorsun? Anlaşılır gibi değil. Fakat yine İbrahim Kahveci'den hareketle söyleyeceğim. Bu arada da emekliler de hayırlarından memnun görüntüsünü veriyorlar. Yani ileri yaştaki insanlarla gençler arasında yaşam memnuniyeti araştırmasına göre eskiden memnuniyetsiz olan yaşlılar şimdi memnun görünüyorlar. Gençler memnunlarmış, şimdi memnun değiller. Gençlerin memnun olmamasını anlıyorum da ben emekli veya ileri yaştakilerin memnunum demesini anlamakta da zorlanıyorum. Zannediyorum onların bu şeye bakıyor hükümet herhalde, siyasiler bu tür anketlere. Bu emeklilere zam yapmaya ne gerek var? Bunlar nasıl olsa bize oylarını da veriyorlar diye düşünüyorlar herhalde. Yani bu durumdan emeklileri kurtarmak lazım. Bunu bir sisteme bağlamak lazım her şeyden önce. Yani nasıl asgari ücret belli bir oranda artırılması gerekiyorsa, niye? Çünkü işçi sendikalarıyla oturuyorlar. Bir pazarlık sonucunda asgari ücret Emeklilerin öyle, gerçi onların da örgütleri var ama o kadar sendikalar kadar güçlü değil. Memur emeklilerinin var. Ha, memur pazarlık emeklileri, o dolayısıyla onlar daha fazla alıyorlar. Diğerlerinin böyle bir örgütlenmesi zayıf olduğu için daha aşağıda tutulmasını anlamak mümkün değil. Bence her şeyi asgari ücrete bağlamak lazım. Onlar ne kadar artırılıyorsa, ki ben asgari ücret için arttırılan oranı da yeterli bulmuyorum bugünün şartlarında. Ama hiç değilse asgari ücrette ne kadar bir şey yapılıyorsa, fazlalık getiriliyorsa, zam yapılıyorsa, emeklilerin maaşlarına da o kadar otomatik olarak zam yapılmasında yarar görüyorum. Aslında yani ne kadar zam, yani ekonomik fotoğrafı, ekonominin fotoğrafını çektiğimizde aslında daha çok verilse de yine şikayetler bitmiyor, bitmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü paranın artık bir değeri kalmadı galiba. O yüzden herhalde bunun da etkisi var. Şimdi aslında Fehmi Bey'in bugünkü yazısına da baktım sabah. Yani hakikaten İbrahim Kahveci'nin siyaseten baktığında bir gariplik gözüküyor. Yani ben de daha önce yazdım. Yani reis bunu yapmamalıydın diye. Yani Tayyip Bey'in o müjde tırnak içinde o tweetinin altına insanlar bu tarz şeyler yazmışlar. Yani bir yandan reis diyor. Hala bir sempati ifadesi olarak şey yapıyor. Ama bir de kendi haline bakıyor insanlar. Müthiş bir perişanlık. Yani belki sefalet durumu hakikaten. Yani 10.000 lira en düşük. Hep zaten en düşük şeyinden gidiyoruz. En düşük emekli maaşı SGK'lılar ve Bağkurlular için 10.000 lira. Yani dediğin gibi bu para pul olmuş. Yani 10.000 lirayla pazara çıksanız hakikaten müthiş bir şey var. Yani tükenme psikolojisi vatandaşta. Yani şunu yapsam 10.000 tükenir vesaire diye müthiş bir tükenme psikolojisi. Niye böyle oluyor? Yani çünkü para yok deniyor. Değil mi? Para yok. Yani emeklilerin işte miktarı 16 milyon. Yani 1 lira artırsanız şu kadar artırmış oluyorsunuz. Para yok. Şimdi para yok noktasına gelmiş olmakta Türkiye ekonomisinin nasıl yönetildiğinin bir göstergesi. Değil mi? Tabii bunlar neyin sonucu? Ya bunları görmek zorundaydınız. Yani bir sisteminiz var. SGK diye bir yapınız var. Emeklileriniz var. Yani biz emeklileri böyle açlık sınırının çok altında götürebiliriz gibi kanaate nereden varıyorsunuz siz? Değil mi? Nereden varıyorsunuz ya? Hakikaten bir sefalet ücreti, bir açlık ücreti. Yani şunu söylüyoruz genelde. Yani İstanbul'da bir emekli evi olsa bile, değil mi? Evi olsa bile bu paralarla geçinemez yani. Yani en düşük emekli maaşıyla hiç geçinemez. Onun üstündeki maaşlar da zaten o en düşüğe yaklaşmış durumda yani. Diyelim ki ben basın şeyinden emekli olmuşum. Aldığım ücret 10.000'e yakın yani. Böyle binlerce insan var. Yani SGK'dan emekli olmuş. Aldığı ücretler emekli şeye, en düşük ücrete yakın. Bir de bunun yanında mesela saraylara para buluyorsunuz. Yani emekliye bütçede para ayıramıyorsunuz. Ama Okluk Koyun'daki saray için bilmem şu kadar milyon lira ayırabiliyorsunuz. Ya da Ahlat'taki kışlık saray için şu kadar para ayırabiliyorsunuz. Yani şu tarz şeyler de yapılıyor. Yani mesela Beştepe'nin, külliyenin, sarayın günlük masrafı bilmem kaç milyon lira. 15 milyon lira falan. Yani 33 milyon lira falan civarında. Yani bu yıllığa vurduğunuzda şu oluyor. Yani bir kanalda bir değerlendirme yapan bir arkadaş yani emeklileri sosyal atık gibi bir ifadeyle şey yaptı. Yani zihin dünyamızda ya bunlar artık ekonomiye bir şey getirmiyor. Yani sadece tüketiyorlar. Dolayısıyla bir anlamda işte tükenip gidecekler gibi. Az tüketsinler daha. Yani hakikaten yani şimdi ben de bu televizyonlarda böyle sokak röportajlarında insanlara mikrofon uzatılıyor. Onları dinlediğinizde içiniz parçalanıyor. Diyor ki bilmem nereden geldim falanca yerdeki halk ekmek büfesinden ekmek almak için. Bilmem falanca yerde ucuz et var. Onun için binlerce kişi doluşmuş oraya. Mesela geçen İBB'nin bir lokantası açıldı. Kent lokantası. Onun önünde binlerce insan toplanmış. Şimdi öğrenci, yani öğrencinin bugün hakikaten İstanbul'da barınması, hele diyelim babanız emekliyse mesela, nasıl size para gönderecek de şehirde yaşayacaksınız? Yani hakikaten belki de bir ekonominin sıhhati yani emeklilerine ne kadar sağlıklı bir hayat yaşatabildiğiyle orantılı olarak değerlendirilmeli. Yani herkes görüyor mesela yarın yaz gelecek. İşte Almanya'dan turistler gelecek. Hepsinin yaşına baktığınızda 60'lı, 70'li vesaire insanlar. Yani Türkiye'de tatil yapabilecek bir imkanı bulabiliyor Almanya'nın emeklisi. Ne bileyim Rusya'nın emeklisi, şunun emeklisi, bunun emeklisi. Bizde de öyleydi aslında. Evet. Yani emeklilik ikramiyesiyle ev sahibi ev alınabiliyordu. Evet. İnsanlar aylık maaşlarıyla da hiç değilse ülke içerisinde tatil yapabiliyordu. Tatil yapabiliyordu. Şimdi ev alma, araba alma, araba almaktan vazgeç mesela arabayı yenileme vesaire. Bunlar sadece emekliler için değil. Yani normal çalışan insanlar için bile artık kolay tahayyül edilemeyecek şeyler haline geldi. Böyle yani şu kadar borçlanayım, kredi alayım, yok bilmem ne yapayım da arabamı yenileyeyim, bir araba alayım mesela. Yani bunlar hakikaten... Kredi alarak belki yaz tatiline gidenleri... Bunun da belki yani emeklileri konuşuyoruz. Hakikaten demin de söyledim, ekonominin bu hale gelmiş olması. Şimdi ekonominin yönetimi verilen kişi deniyor ki o şey yapıyor bunu. Yani emeklilere şunu verirsek işte başa çıkamayız. Değil mi? Mehmet Şimşek bunun sorumlusu olarak gözüküyor. Ya ben hep diyorum yani yaptığımız hataların çetelesi çıkarılmıyor. Şimdi İbrahim Kahveci'nin canını sıkan da o. Yani feveran ettiren de o. Yani memleketin ekonomisini batık hale getiriyorlar. Ve biz hala ya işi ekonomi yönünden değerlendirmiyoruz. Mesela ideolojik kimlik değerlendirmesi yapıyoruz. Bu da o işi yönetenlere yani iyi bir mesaj vermiyor. Yani siz ne kadar batırırsanız batırın biz sizin peşinizdeyiz. Denen bir ülkede demokrasi falan işlemiyor demektir yani. İşte ekonomi yani insanlar sonuçta biz öyle sorgulayan, eleştiren bir toplum olmadığımız için doğal olarak bunu tabii iktidar özellikle mesela Sayın Cumhurbaşkanı toplumun özelliklerini, şeylerini çok iyi keşfetmiş. Şimdi mesela emekliler normalde işte %49.25 normal memur emeklisine 37.5'ta diğer SGK ve emeklilerine zam yapıldı. Bir anda o kesimde bir feveran ortaya çıktı ve sosyal medyada da diğer konvansiyonel medyada filan yaygın bir şekilde tepkiler ortaya çıkmaya başladı ve bu hemen mesela Sayın Cumhurbaşkanı bu konularda çok hassas hemen şeyini buldu. Dedi ki bir %5 daha zam yapıyoruz. Peki %5. Bu da yeterli değil. Evet. Muhtemelen şey yapacaktır. Ben öyle diyorum. Ramazan Mart'ın sonunda başlıyor ya. Ramazan başlamadan önce seyyanen bir 5.000 daha veriyorum. Çünkü seçim var. O da büyük ayıp ya. Yani onları... ne demek? Ben bunu anlamıyorum. Lütufta bulunuyor gibi. Çünkü şey yapınca şey yani. Normal %5 maaşın üzerine gelirse o bir dahaki zamda şey olacak. Seyyanen verdiği zaman bir dahaki zamda o seyyanen 5000 lira dahil değil. İyi de hani yani inançlarımıza göre verdiğin zaman bunun bilinmemesi senin sevabını arttırmıyor muydu yani? Bu kadar bilinir halde lütuflarda bulunmak nasıl bir şey yani? Ama işte bizim şeyimizde, devletimizde, daha doğrusu geleneğimizde de devlet başkanının bu tür lütufları şeydir. Hiç öyle bir şey yok ya. Bir şey daha söylemek Padişahımız. Lazım. Yani gerçekten Mehmet Şimşek bu konularda suçlanacak bir konumda. Yani netice itibariyle yeni bir politikaya uyguluyor. O uygulama içerisinde tüketimin azaltılması gerekiyor enflasyonun düşürülmesi için. Ama Mehmet Şimşek çok manidar açıklamalar yapıyor. Diyor ki hem birey olarak biz tasarruf yapmak zorundayız, hem de devlet olarak valilere konuşurken diyor ki sizler de tasarruf yapacaksınız. Evet. Valilere söylediği şey belki milletvekillerine, bakanlara, belki da saraya da işte onlara şey söyleyemediğini valilere söylüyor da. Bakın yapılan araştırmalar var. Araştırmalara göre bir yıl öncesiyle, yani bu yeni politika başladıktan sonra ne beklersiniz? Tasarruf gerçekten devlet tarafından da yapılıyor olması, değil mi? Yayınlanan şeylere göre devletin harcamalarıyla ilgili bütçeye baktığınız zaman kırtasiye başlığı altında yapılan harcama bir yıl önceye göre tam 7 misli. Temsil için yapılan harcamaya bakıyorsunuz 17 misli artmış. Şimdi böylesine devleşen, böylesine yani İsrafın artık boyutu kalmamış burada. 17 misli ne demek bu? Temsil neyse ve kırtasiye harcamaları, devletin harcamaları bunlar. 7 misli artıyor. Bu nasıl bir şey yani? Önce devletin kendisinin kemerleri sıkması lazım ki insanlar zaten az gelirlerle yaşıyorlar. Şimdi bunlar konuşulduğu zaman birileri de diyor ki, bulunduğum ortamlarda bunlar da söyleniyor. Ama siz öyle diyorsunuz ama bak her yer araçlar, trafikte yürüyemiyor bile. Bu kadar araç var ve herkes araçlarıyla dolaşıyor. Benzin arttığı halde oluyor bu iş. Restoranlara gidiyorsunuz. Bütün restoran... Tamam bu böyle ama neden böyle? Gayet basit bir sebebi var. İnsanlar artık tasarruf ederek bir şeyler alamayacaklarını gördükleri için ben diyor genç insan ev sahibi olamayacağım. O zaman hiç değilse kazancımı bugün harcayayım. Tasarruf yapılmıyor artık. Evet. Tasarrufta bulunulmadığı için insanlar ailesiyle ara sıra da olsa restoranlara gidiyorlar ve restoran kalabalık görünüyor. Nasıl olsa başka türlü bir gelecekte yapacağım bir yatırım olmayacak. O zaman arabam var, iyi kötü bir şeyle hadi bir yerlere ailem olarak veya yalnız başıma gideyim. Yani bunları görerek insan işte her şey yolunda, eskiden bir farkı yok sonucunu çıkartanlar çok yanlış yapıyorlar. Bir de Fehmi Bey, şimdi toplumun tamamı aynı gelir tıkanıklığını yaşıyor değil. Yani bir de o var yani 85 milyonluk bir nüfusumuz. Ona ek olarak söylüyorum yani onlar var tabii. 85 milyon yani bunun içinde 10 milyonu mesela süper bir gelire sahipse yani onlar bile söz konusu işte trafiği doldurabilirler. Zaten yani belli yerleri onlar rahatlıkla şey yapabilir. Doldurabilirler yani. İstanbul'da 2 milyon kişi restoranlarda olduğunu düşün. Evet. Geri kalan yani, oralarda. Ben onlara değil. Ek olarak söyledim. Evet, evet. Yani onlar var zaten. Evet. Herkes de biliyor. Bir de bunun bu emekliler yılı bu yıl. Öyle ilan edildi yani, değil mi? Yani şimdi tabii Türkiye bu şey emeklilik yani. Ve sosyal güvenlik şeyinde asla bu şeyle gidemez. Şimdi tamam EYT sistemi mesela hani EYT'li olanlar alınmasın ama şimdi 45 yaşında 40 yaşında insanların emekli olması yani bu sosyal güvenlik sisteminin yürümeyeceğini gösteren bir şey. Biliyorsun Demirel zamanında da böyle bir şey yaşadı. Türkiye yıllardır bunu kapatamadı. Şimdi yani popülist politikalar maalesef bu işin... Ya o günahı hepsi paylaşıyor ama. Bütün şeyler yani Demirel'den bu yana hepsi paylaşıyor onu. Yani erken emeklilik. Yani bu iktidar mesela Tayyip Bey yani siyasi hayatıma da mal olsa bu şeyi çıkarmayacağım falan. Evet, bir dönem şey yaptı. Yani evet, ilk daha doğrusu AK Parti'nin iyi pırıltılı dönemlerinde popülist siyasete şey verilmedi. Hatta ben bir şeyi hatırlarım. Fındık seçimlere gidiliyordu. Evet. Fındıkçılar Karadeniz'de fındıkları döktüler filan. Yani hiç dedi ki seçime giderken bu tür şeyler yapamam. Evet. Ama yine kazandı. Yani artık şimdi kazanamayacağını gördüğü için yani popülist politikalar olmasa belki daha alt şeylerde olacak AK Parti. O yüzden maalesef popülist politikalarda ipin ucu bir defa kaçınca artık orayı tamir etmek ya da normale dönmek çok kolay olmuyor. Bundan sonra işte normal aslında demokrasilerde sivil toplum önemlidir. Bu emeklilerin son şeyini görünce aslında farklı alanlarda da bu yapılsa belki sonuç alınabilir. Çünkü iktidarları zorlayan en önemli şey o. Mesela emekliler... Metal işçileri pazarlık yapıyorlardı değil mi? Toplu pazarlık yapıyorlardı. Ve sanıyorum ki 2 yıl için %158 zam aldılar. Yani ve çünkü işverenin önüne ya da işveren grubunun önüne yani arkadaş biz emekten gelen gücümüzü kullanırız. Kullandılar da grev yaptılar. Aldılar. Onun için hani aslında demokrasi bilinci falan oyunun gücünün farkında olsa insanlar yani siyasileri de belli bir disipline sokabilirler. Kesinlikle. Ama orada işte şeyimiz var. İbrahim'in dert yandığı şey de o. Şimdi şu isterseniz şeyi konuşalım. Seçimler, yerel seçimlerle ilgili işte farklı ittifak arayışları ya da seçim birlikteliği arayışları var. İşte bazı partiler kendi başlarına giriyorlar. İşte artık Millet İttifakı yok. Ama Cumhur İttifakı henüz şey olmuş değil. Ve bu seçimlerde de esas merkezi İstanbul oluşturuyor. Dünkü Ankara'daki aday tanıtımında şeyi gördüm. Bütün çıkan AK Partililer, hatta AK Parti Grup Başkan Vekillerinden birisi çıkmıştı. Ankara'da aday tanıtımı yapılıyor. O 15-20 dakika, yarım saat İstanbul'u konuştu mesela. Şeyde, televizyonda. Şimdi demek ki İstanbul bu seçimlerin en önemli noktası ya da can alıcı noktası diyelim. Oradan başlayalım Fehmi abi. Öyle zaten. Mesela yani, bu bağlamda şey de var. Onu da bu Yeniden Refah'la AK Parti arasındaki bir şey de var. Yani İstanbul'un önemi en fazla Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı sıfatı da bulunduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder sözünün hatırlatılmasıyla belli oluyor. Yani neticede İstanbul'u kaybetti AK Parti ve Türkiye'yi de az kalsın kaybediyordu. Yani bir önceki seçim eğer muhalefet o altılı masasının iradesini son ana kadar koruyabilseydi büyük ihtimalle seçim farklı da sonuçlanabilirdi. Evet. O bakımdan İstanbul'un kaybedilmesini hazmetme noktasında biraz geride görünüyor iktidar. Onu pek hazmedebilmiş değil. Dolayısıyla da İstanbul'u yeniden kazanmak istiyor. Bunu nasıl sağlayabilir? Cumhur İttifakı'nın devamıyla sağlayabilir. Cumhur İttifakı deyince aklımıza sadece MHP geliyor ama o ittifakın bazı başka unsurları da son zamanlarda son seçimlere az kala ortaya çıkmıştı. Onlardan bir tanesi de işte Yeniden Refah Partisi. Sanıyorum İstanbul'da en az 2 ilçenin başkan adaylarının kendileri tarafından belirlenmesini istiyorlar. Ona da AK Parti yanaşmıyor. Yanaşmamasının sebepleri de belli. Yani bir partiye böyle verildiği zaman, eğer kazanabilirse İstanbul'u yeniden, o ilçelerde AK Partili olmayan başka bir partinin çok belirgin bağlısı bir belediye başkanı olacaksa uyumun kaybolabileceğini düşünüyor olmalı. Dolayısıyla da öyle bir yaklaşım içerisinde bulunmuyor AK Parti. Ama Yeniden Refah Partisi'ni de hafife almamak lazım. Son seçimde %5 civarında bir oya sahip olduğunu gördük. İstanbul'da da azımsanmayacak bir oy oranı olduğu belli. O bakımdan Yeniden Refah Partisi'ni küstürerek İstanbul'da başarılı olmak biraz zor gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince Ekrem İmamoğlu çok güçlü görünüyor. Yani neticede 5 yıl bu ili yönetmiş olan bir büyükşehir belediye başkanı olarak, hatta Türkiye çapında bir siyasi görüntüye de kendisini bu vesileyle kavuşturmuş olan bir isim Ekrem İmamoğlu. Onun yeniden CHP'den aday olması sadece İstanbul Belediye Başkanlığı değil, geleceğin belki de Cumhurbaşkanı olarak da algılanabilecek olan bir şey. Dolayısıyla seçmen üzerinde onun olumlu bir etkisi olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Ama bu arada CHP'nin de hiç değilse dezavantaj görünen durumları var. Bir, HDP ne yapacak? HDP veya DEM Parti ne yapacak? Eğer bir aday çıkartır, hatta yani önemli olmayan bir ismi bile aday çıkartırsa ve İstanbul içerisinde onlara sempatiyle bakabilecek olan bir nüfus var. O nüfus DEM Partisi aday gösterdi diye ona ilgi duyacak olursa bu tabii Ekrem İmamoğlu'ndan oyları götürecek, oyları azaltacak olan bir gelişme. Bu önemli. Bir de tabii İYİ Parti de her ne kadar eski gücünde görünmese bile yine bir... Henüz aday çıkaramadı yalnız, enteresan bir şekilde. Çıkartır yani, isterse çıkartabilir. Çıkarttığı aday diyelim yine seçilemeyeceğini bile bile çıkarttığı bir aday bile olsa, sonuçta yine CHP'ye eli gitmeyecek olanlar için bir adres olarak İYİ Parti ortada varlığını sürdürecek demektir. O bakımdan bu handikaplarını ortadan kaldıracak tarzda çalışması lazım CHP'nin. Bir de DEVA ve Gelecek Partisi'ni, Saadet Partisi'ni hiç kale almıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Seçimden önce onlara neredeyse kırmızı halı serecek kadar ilgi duyan Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan uzaklaştıktan sonra onlara bakmama gibi bir eğilime girdi. Dün gerçi Ahmet Davutoğlu'yla Özgür Özel'in bir görüşmesi oldu ama netice itibariyle bir ilgisizlik çok belirgin. Halbuki onların da CHP'ye son seçimde büyük katkıları olduğu kanaatindeyim ben. Aksi halde %48'e varan bir oy Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na nereden geldi? Onların da büyük katkıları olduğu belirgin. O bakımdan onları da ihmal etmemesi lazım. Onlar da DEVA Partisi biz de aday çıkartacağız diye başlamıştı. O aday çıkartırsa o da yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidebilecek oyları kendisine çekecektir. Bütün bunlar düşünüldüğü takdirde İstanbul'da bir de Zafer Partisi var. Zafer Karamahmutoğlu var. Yani, Eski Ocakları Başkanı. Zafer Partisi de bilinen, belli bir kesimin çok iyi tanıdığı bir ismi buradan aday gösterdi. Onun da varlığı tabii, o daha çok MHP tabanından oy alabilecek bir isim olduğu için AK Parti'nin düşünmeye sevk edecek olan bir isim. Bütün bunlar seçime 2,5 ay kala bilinmezliklerin ortadan kalkmadığını gösteriyor. Galiba 20 Şubat'ta en son adaylar kesinleşmiş olacak. O zamana kadar hala biz yine bu konuyu konuşur olacağız. Şimdi Ahmet abi, bu mesela Murat Kurum, evet. AK Parti Murat Kurum'u koydu İstanbul'da. Peki yani Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırdığımızda aslında birisi işte 5 yıldır belediye başkanlığı yapan siyasi güçlü bir Ekrem İmamoğlu var. Murat Kurum da evet yani bürokrasiden gelmiş birisi, işte bakanlık yapmış, emlak konutun başında olmuş. Sonuçta genç ve dinamik bir isim. Ama böyle bir mukayese yapıldığında ne kadar isabetli oldu mesela, onu da düşünmek lazım. Şimdi bir kere AK Parti'de aday bulmada bir sıkıntı olduğunu gözlüyorum ben. Onun altını çizmek lazım. Yani dün Ankara'da adaylar açıklanırken de, daha önce İstanbul'da adaylar açıklanırken de büyük çoğunluğu eski belediye başkanlarını adaya gösterdiler. Halbuki yani mesela daha önce Kadir Topbaş'ı, Melih Gökçek'i ve Edip Uğur'u, yani metal yorgunluğu var gerekçesiyle görevden almışlardı. Yani onlar gene de belli yıldızları olan insanlardı. Yani Melih Gökçek Ankara'da, Kadir Topbaş İstanbul'da, Edip Uğur çok kadim bir, yani Balıkesirli diyelim ki. Evet. Yani şimdi neden eski belediye başkanlarını yoğunlukla aday gösteriyorsun? Orada bir sıkıntı var. Ankara'da mesela uzun süre aday bulmakta zorlandılar. Yani Turgut Altınok orada duruyordu aslında, değil mi? Keçiören'de, şurada, burada duruyordu. Ama mesela Melih Gökçek'le Turgut Altınok arasında öteden beri süren bir gerilim vardı. Yani onu son ana kadar düşünmediler gibi geliyor bana. Başka isim bulamayınca da ya gene de bu işte belli bir çevre tanıyor, ediyor. MHP'nin desteği kesin olabilir falan diye. Biraz MHP şeyinden galiba. Tabii o şey. Çünkü yoksa ya. Mustafa Tuna bir ara Melikçe'yi aldıktan sonra Mustafa Tuna'yı getirmişlerdi. Evet. Aslında o bayağı bir ismi olan, insanların sempatiyle baktığı, sevdiği bir isimdi. Yani İstanbul'da da bence öyle bir sıkıntı yaşadı. Daha önce Binali Yıldırım'ı 2019'da değil mi getirdiler? Yani başbakan, yani eski başbakan sonuçta, daha kimi getireceksiniz ki yani gibi bakılıyor. Şimdi burada da epey aradılar. Yani İmamoğlu'nun hakikaten bir pırıltısı var. Kim ne derse desin. Yani aynı siyasi görüşte olursunuz olmazsınız ama objektif değerlendirme yapıldığında İmamoğlu'nun pırıltısı var ki yani Tayyip Erdoğan 39 ilçenin bütününde meydana çıkmış olmasına rağmen, üst üste 2 seçime girilmiş olmasına rağmen kaybetti ya da İmamoğlu kazandı, Tayyip Erdoğan'a rağmen bir anlamda kazandı. Şimdi ben yadırgıyorum, siz de ısrarla altını çiziyorsunuz AK Parti Genel Başkanı ifadesinin. Şimdi Tayyip Bey yani bu sıfattan vazgeçmedi. Onun için de belediye seçimlerinde bile kendi ağırlığını koyuyor. Bir anlamda kendi ağırlığıyla sınava giriyor. İstanbul'da da 2019'da o sınava girdi ve kaybetti. Onun için de içinde bir ukde Tayyip Bey'in. İstanbul seçimi, üstelik yerel seçimi ukde. O Murat Kurum'la kazanılır mı? Yani o da bir yerde başka aday bulamamak sebebiyle getirilen bir isim. Şimdi tabii mesela bazı şeyleri konuşmuyor Murat Kurum. Mesela Kanal İstanbul'u konuşmuyor, değil mi? Yani Kanal İstanbul, hatırlayalım, Tayyip Bey'in çılgın tırnak içinde projelerinden birisiydi yani. Evet. Niye konuşmuyorsunuz? Çünkü İstanbullu Kanal İstanbul'u satın almıyor. Yani başka bir şey var İstanbul'da. Mesela geçinebilme diye bir dert var İstanbul'da. Hakikaten bir öğretmenin, demin de konuştuk, bir öğretmenin, bir üniversite hocasının vesaire bile geçinebilme zorluğu yaşadığı bir kent oldu İstanbul. Nasıl oldu bu? Şimdi mesela sanıyorum ki İstanbul'a ihanet ettik ifadesini yani şeyler, CHP vesaire yoğun biçimde kullanacak. Bu ifade Tayyip Bey'e ait bir ifade. Ne oldu yani? Ne yaptık da İstanbul'a? 94'ten beri İstanbul'u yöneten bir kadro. Arada küçük şeyler olmasına rağmen böyle bir kadro. Ne oldu İstanbul'a? İstanbul'un neredeyse bütün sorunları bu işte 20-25 yıl içerisinde birikmiş sorunlar denebilir. Evet. Değil mi? Dolayısıyla zor İstanbul'da şeyin iktidarın işi, Cumhur İttifakı'nın işi. Yeniden refah konusuna gelince, şimdi benim anladığım Tayyip Bey bu seçimi kurtarmak istiyor. Onun için yeniden refaha yöneliyor. Yeniden refah ise geleceğe oynuyor. Yeniden refahta bence yani içeride bir hesaplaşma duygusu var. Yani bu sosyal medyada dolaşan Erbakan Hoca'nın bir takım konuşmaları, AK Parti ile ilgili vesaire konuşmaları var. Yani o unutulmuş değil bana göre şeyde. Yeniden refah kitlesinde, özellikle yönetimde unutulmuş değil. Onun için yani bu alan nasıl bizim alanımız gibi bakıyor şey, yeniden refah. Yani bu biz başlattık bu şeyi, süreci. Dolayısıyla siz geldiniz, gecekondu kurdunuz. Bizim arazide. Bu ifade de tanıdık bir ifade. Kurdunuz, rövanşı alacağız gibi bakıyor. Onun için de yani pazarlığı yukarıdan açıyor. Yani mesela AK Parti ile ittifak yapmasa şu anda yeniden refah, yeniden refahın kaybedeceği çok bir şey yok bana göre. Ama yani AK Parti'nin, Tayyip Bey'in kaybedeceği çok şey var. Bunu da bilincinde, yani bir siyasi pazarlıksa o pazarlık yapılıyor. Yani kaybedeceği bir şey yok dedim. Yani çünkü sıfırdan geldiler onlar, değil mi? Saadete rağmen de sıfırdan yeniden refahı kurdular. Ondan sonra oradan tırmanıyorlar. Bugün işte yüzde şu kadar oy aldıysa o sıfırdan yükselerek aldı. Oradan da diyor ki benim geleceğim var bu partinin. Onun için geleceğe oynuyor. Cumhur İttifakı'nın işi zor. Yani aslında mesela yeniden refahla MHP aynı torbada durur mu? Bence uzun süre durmaz yani, değil mi? Ya MHP ile Hüdapar aynı torbada durur mu? Uzun süre durmaz yani bunlar. Ama duruyorlar. Hakikaten yani orada belki Tayyip Bey'in sihirbazlığından söz edilebilir yani, ya da bir takım şeyler, iktidar olarak bir şeyler verebiliyor olmaktan söz edilebilir. CHP tabii, CHP yani kim var? Ana kulvarlar, bir AK Parti, Cumhur İttifakı, öbür tarafta CHP. CHP'de sancılı gözüktüğü kadarıyla. Mesela İzmir'de aday henüz belirlenmedi. Ki İzmir, İzmir var, Antalya var, kritik. Antalya yerler var mesela, belirlenmedi. Diyelim ki Hatay adayı, yani CHP'li medya alanlarında bile böyle didik ediliyor. Fehmi Bey'in söylediği, yani Millet İttifakı içinde beraber yürünen şeyler noktasında da tam bir birliktelik sağlanamadı. Yani İstanbul'da CHP şey yapacaksa, yani İmamoğlu'nun ismiyle sonuç alacak. Artık İmamoğlu İstanbul İttifakı diyor, tabanda ittifak diyor. Onu ne kadar gerçekleştirebilirse başarı şeyi onunla ilgili diye düşünüyorum. Tabii DEM'in konumu önemli orada. Nasıl bir şey belirleyecek? Yani orada İYİ Parti, mesela Meral Hanım falan, CHP'nin DEM'le ilişkisi üzerine sürekli sorular üretiyor falan. Ya da İYİ Parti ayrı yol tutmanın gerekçesini CHP'yi o tarzda itham ederek ortaya koymaya çalışıyor. CHP'nin de işi kolay değil bence. Şimdi aslında tabii seçim kritik, İstanbul'da da, her yerde de. Mesela Antalya dedik. Antalya'da evet. Şimdi biliyorsun daha önce bir HDP yer vermeme, mekan vermeme bir şey belediye başkanı. Şimdi verseniz, yani Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yine aynı ismi yapsa, bu defa DEM problemi olabilir. Yapmasa bu defa onlar istedi yapmadı gibi olur. Orada CHP'nin o tür zorlukları var. Mesela İzmir'de ayrı bir problem. İzmir'i de henüz belki... İzmir'de pazarlık konusu zannediyorum. Pazarlık konusu olabilir. İşim üzerinde bir pazarlık muhtemelen. Ama İstanbul'da tabii esas önemli olan İstanbul. Yani ben biraz kişisel olarak baktığımda. Fakat çok kolay değil. Yani evet, Ekrem İmamoğlu şanslı, hem Büyükşehir Belediye Başkanı olması hem de bugüne kadar geldiği çizgi açısından. Ama işte DEM daha çok belirleyici olacak. Çünkü eğer güçlü aday çıkarırlarsa Ekrem İmamoğlu'nun işi zor o zaman. Evet. Yeniden Refah pazarlık gücünü artırmak istiyor tabii. Yeniden Refah yani genel seçimlerde de biliyorsun son güne kadar neredeyse pazarlık sürdü ve en son yine orada kalmışlardı. Tabii ilçe vermek istemiyor anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü ilçe verdiği zaman, buraya gelmeden önce de konuşmuştuk, AK Parti'nin kurdu olacak aslında Yeniden Refah Partisi. Böyle içeriden AK Parti oradan oy alacak çünkü. Dolayısıyla bugün bir ilçe verirse yarın 3-4 ilçe verecektir bir dahaki seçimlere. Ve o giderek Yeniden Refah'ı büyüten bir şey. Kendisine en büyük zarar verecek olan bir parti olduğu için de çok kolay şey yapmak istemiyor anladığım kadarıyla, ama mecbur kalırsa ilçede verir. Şimdi tabii AK Parti'nin esas bana göre İstanbul'daki sıkıntısı, biraz önce siz de söylediniz. Mesela Murat Kurum dışında daha siyasi kimlikli birisi olsaydı belki daha işi kolay olurdu. Mesela Mesela siyasi kimlikli birisi Sayın Cumhurbaşkanı işi kolaylaştırıyor mu? Tevfik Göksu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyorum. Yani ama, o çünkü meydana çıkıyor. Ama o çıkıyor da sonuçta o şeylerin yetersizliğini örtmek üzere çıkıyor. Ama esas itibariyle aday olan isim onu yapması lazım. Şimdi tabii AK Parti'nin İstanbul'daki Murat Kurum'un da kentsel dönüşüm. Evet. Yani en büyük projelendirecekleri, millete sunacakları şey kentsel dönüşüm. Ama dün şeyi de biraz önce söyledim. Grup Başkan Vekili Abdullah Güler televizyonda konuşurken diyor ki, İstanbul'u eleştirirken, kardeşim hiç diyor şey yapmadı. Kentsel dönüşüm yapmadı. İşte imkanları kullanmadı. Bir yeni eleştir. İşte medeniyetimize yakışan binalar yapmadı. Ya şimdi bunu söyleyince insan şey yapıyor. AK Parti 1999 depreminden bu yana İstanbul'da ya da Türkiye'de AK Parti ne kadar ve nasıl bir kentsel dönüşüm yapmış? Yani yarın İmamoğlu meydanlara çıkıp demeyecek mi? Kardeşim siz 20-25 yıldır İstanbul'da iktidardasınız. Şu yaptığınız kentsel dönüşümleri bir gösterin ve anlatın millete dese. Yani üstelik de yani öyle afaki, medeniyetimize yakışan hangi evler? TOKİ'nin yaptığı normal aile şeyi açısından bile sıkıntılı olan binalar ürettiniz yani. Şimdi konuşmak kolay da, o yüzden mesela en hassas noktası da Kanal İstanbul. Şimdi muhtemelen ben o tür hazırlıkları yaptığını sanıyorum Ekrem İmamoğlu'nun. Kuruma diyecektir ki, kardeşim şu Kanal İstanbul hayali projesi ne oldu? Getir bize anlat. Yani o hayali gerçekleştirecek misin? Gerçekleştirmiyorsan yok kardeşim bitti o iş. Yani şunu demek zorunda. Evet, ben o projenin takipçisiyim ve Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandıracağım mı diyecek? Yoksa yok vazgeçtik öyle bir projeden. İstanbul halkı istemiyor, dolayısıyla biz de vazgeçtik mi diyecek? Bunlar tabii Murat Kurum açısından seçim sürecinde sıkıntılı şeyler diye düşünüyorum. İsmi açıklandığı andan itibaren Ekrem İmamoğlu ve onun kurmaylarının çok rahatladıklarını düşünüyorum ben. Şundan dolayı, bir defa karşısına kim çıkarsa çıkmış olsaydı Yani verdiğiniz isim geçerli çünkü İstanbul'un tanıdığı bir isim. Belediye meclisinde de AK Parti'nin sözcüsü olarak televizyon kameraları karşısına da çok çıktığı için Tevfik Göksu bilinen bir isim. Göksu olsaydı tabii siyasetten daha kolay olurdu. Veya bir başkası. Ben mesela Selçuk Bayraktar'ın daha makul bir aday olabileceği kanaatindeydim. Netice itibariyle kendisini de bu konuya biraz ısındırmış gibi görünüyordu gözüme. Son zamanlarda İstanbul'da bir takım etkinliklere fazlasıyla organize etmiş oldular. Ayrıca işte Türkiye'nin en fazla vergi ödeyen patronu, şirketinin patronu olarak da görünüyordu. İşte Türkiye'nin ve bu iktidarın en önemli başarılarından biri olan savunma sanayinin işte içerisinde en göze çarpan bu dronları bütün dünyaya tanıtan insan olarak biliniyordu. Ha böyle birisi İstanbul'a AK Parti'den aday olduğunda bir göze hakikaten çarpacak bir adayı çıkartmış olurdu. Ama nedense benim tahminim siyaseti yakından izleyen dostlarımla konuştuğum zaman onların da tahmini o kadar da güçlü kazanabilir görünmediği İstanbul'u AK Parti'nin. Dolayısıyla öyle bir ismi şimdilik harcamaktan kaçındıkları kanaatidir. Ben bu kanaatteyim. Niye çok sevindirdi? Sadece bunlar değil. Bir defa deprem en fazla övünebileceği şey, çünkü bakandı, Şehircilik Bakanı'ydı. Ama orada övünülecek bir şey olmadığını biraz o illerde bir şekilde o illeri bilenlerin de söyleyebileceği, hala çadırlarda yaşayanlar bile var. Bırakın prefabrike evlerde yaşanmayı. Hala bir takım temel hizmetlerin götürülemediği, insanların aç da olabildiği yerler var. Dolayısıyla mesela TOKİ, işte emlak konutun başında olarak TOKİ evleri, orada da sorunlar yaşandığı çok belirgin. O bakımdan yani kendisini tanıtabilecekleri her konu aleyhine kullanılabilecek birer konu olarak görünüyor. Bir de evvelsi gün futbol kulüplerini ziyaret etmesi, ben bir de kampanyayı yönetenlerin de Türkiye'yi pek tanıyan insanlar olmadıkları kanaatine sahip oldum onu görünce. Hele Galatasaray Kulübü'nün başkanının Türkiye, İstanbul için büyük bir şans sizin adaylığınız demesi de ayrıca sorun, bence futbol taraftarları üzerinde ciddi sorunlar teşkil edecek olan sözler. Zannediyorum yabancı bir takım akıllar var bu kampanyanın arkasında, Türkiye'yi tanımayan ve yapılan işlemlerin nasıl sonuç getireceğini tam bilemeyenler var zannediyorum. Bunlar biraz daha ileride sorunlara da sebep olabilir kampanyanın ileri noktalarında. Çünkü biliyoruz biz Segera diye birisini, Mesut Yılmaz 1991'de Türkiye'de kendisinin kampanyasına getirmişti ve AK Parti Anavatan Partisi o seçimi büyük kaybetmişti. O bakımdan yani eğer böyle bir yabancı uzmanlar da işin içerisine girdilerse İstanbul için, orada da çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir gibi geliniyor. Bir de tabii İstanbul'da aday olacak insanın İstanbul'da hemşehrilerinin olması lazım. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu dediğiniz kişi Karadenizli olduğu için çok büyük bir Karadeniz kitlesi var İstanbul'da yaşayan. Nüfusun önemli bir bölümü Karadenizli. Dolayısıyla o hemşehrim diyebileceği çok sayıda insan sahip. Baktığınız zaman Ankara'da doğmuş büyümüş bir devlet memurunun oğlu, kendisi de Ankaralı, geliyor İstanbul'da ben adayım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da böyle gelmişti bir ara, aday olmuştu ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en kötü sonucunu almıştı o dönemde. Ben benzer bir durumun şimdi AK Parti için de söz konusu. Sadece bu sebeple bile olabileceğini düşünüyorum. Bu mesela bu değerlendirmede Ankara'da Mehmet Özhaseki örneği veriliyor. Yani Özhaseki Kayseri'de uzun süre başkanlık yaptı ve çok da başarılı oldu. Ama Ankara'da olmadı. Niye? Ankara, Ankaralı değil diye. Ankaralı şeyi Ankara'da daha evet, güçlü. Yani, gerçi İstanbul'da çok Ankaralı, İstanbullu şeyi vurgusu güçlü değil ama Karadeniz'de olma şeyi Sivaslı, önemli. Evet. İstanbul'da yani. Sivaslılardan çok İstanbul'da Sivaslı yaşıyor. Nitekim Nurettin Sözen evet, o sayede CHP'den İstanbul'da seçilebilmişti Dalan'ın karşısında. Onun için yani arkasında bir hemşehricilik havasının olması lazım. Benim görebildiğim kadarıyla Murat Kurum. TOKİ şeyi de yani işaret ettiniz. TOKİ de önemli bir tartışma konusu olacak bu süreçte. Yani birçok vatandaş kuruma gittiği yerlerde TOKİ şeyini soracak. Çünkü yani diyelim ki ilk bağlantıyı yaptığınızda yani taksit ödeme miktarı diyelim ki 100 lira belirlenmiş. Şimdi ekonominin geldiği şey sebebiyle o 1000 lira olmuş. Yani 100 lirayı verebilmeyi göze alan insanlar bugün 1000 lira verebilecek. Geliri öyle artmadığı için. Gelirleri öyle artmadığı için. Siz yani hatta söz verilmiş bu taksitler artmayacak ev teslim edilinceye kadar diye. Ama artırıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar yani artık ödeyemez hale geliyorlar. Burada da Murat Kurum'un belirleyici rolü ya olmuş. AK Parti'nin tabii esas temel sıkıntısı yani kentsel dönüşüm işlerinde mesela İstanbul o büyük 99 depreminden sonra 2002'den bu yana, 2003'ten bu yana, 2002'den bu yana AK Parti iktidarda. Yani büyük Türkiye aslında büyük bir ülke. İmkanları da aslında yok. Büyük paralar harcanıyor, işte saraylara harcanıyor, efendim işte uzaya harcanıyor. Yani bir şeye Türkiye para harcayabiliyor. O günden bu yana iktidar eğer kentsel dönüşümü ciddiye alıp İstanbul'la ilgili, çünkü en büyük tehlike İstanbul açısından var deniyor deprem uzmanlarının söylediğine göre. İstanbul yeniden inşa edilirdi ya. Yani bunlar yapılabilirdi büyük ölçüde. Evet. Halledilebilirdi. Yani AK Parti hani başka bir iktidar yoktu Türkiye'de. 23 yıldır AK Parti iktidarı var. Eğer burada bir şey eksiklik varsa, kentsel dönüşüm yapılamamışsa, güçlendirmeler yapılamamışsa bunun en birinci sorumlusu iktidardır. Evet. Doğal olarak o şey. Ama tabii bunlar seçimleri ne kadar etkiler orası ayrı bir şey. Belediyeyi de bu konuda eğer suçlama söz konusu olacaksa AK Parti'nin İstanbul'da iktidarı aslında 94'te başlıyor Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığıyla. Refah ve fazilet dönemini çıkaralım yine de o üç dönem. Hayır, belediyeyi suçlayacaksak onları da eklememiz onları da bu bağlamda bu şeyler geçerken bugün Sözcü'nün manşetinde var. Makbuleciler makbul oldu diye Tekirdağ ve Bursa belediye başkan adaylarının, birisi zaten halen Büyükşehir Belediye Başkanı, işte bunlar Fethullah'ın bu makbule işlerinde daha önce fotoğrafları varmış filan diye. Çok aslında değil. Makbule değil, maklube. Pardon, nerede maklube? Maklube. Evet. Ha, makbule bakınca maklube. Maklubeciler makbul oldu yani. Şimdi bu şeyler geçmişte biraz önce gelirken siz söylemiştiniz, yine onu anlatırsınız. Normalde mesela benim de bildiklerim var. Hatta davalaştık, ben tazminat ödedim. Recep Özel var, Isparta milletvekili. Yani o Fethullah Gülen'in yanlarında gidip takke tesbih alan birisi. Hatta çok da oralarda bulunmuş. Ama Isparta milletvekiliydi. Hala Isparta milletvekili, partide de yönetici filan şu anda. Yine geçen gün ben yazmıştım, bu BBP başkanı bütün partileri terörist olarak neredeyse ilan etti. Daha dün 15 Temmuz'a gelene kadar kardeşim Fethullah Gülen'in eteğinin dibindeydin sen. Yani şimdi de aslında herkes her yerde bulunuyor yani. O yüzden çok ben de önemsemiyorum aslında. Yani önemsenecek bir şey yok. Yani diyelim yani olmaz ya eskazara Atatürkçülük Türkiye'de yasaklanan ve suç olarak bir şey gösterilirse yarın Anıtkabir'e gitti diye birilerini suçlayacak mısınız? Böyle bir şey olamaz yani. Evet. Netice itibariyle belli yerlerde yükselebilmek için iş dünyasından orayı ziyaret etmeyen adam kaldı mı bilmiyorum. Büyük iş adamlarımız da dahil olmak üzere herkes Pensilvanya'nın yolunu tutuyordu. Siyasette de yükselebilmek, mahalli olarak hiç değilse oy alabilmek için insanlar onlara yaranmak amaçlı bir takım işler yapmış olabilirler. Öyle fotoğrafların içerisinde bulunabilirler. Bundan dolayı insanları mağdur etmek veya suçlamak doğru bir şey değil ki. Yani neticede şimdi bir bakanlığın bakan yardımcısı olan bir zatın vaktiyle orada çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandığında söylediği bir söz var. Kardeşim, o sırada bürokraside yükselebilmek için herkes bunu yapıyordu. Ben de öyle bir şeye katılarak gittim. Makbul olan o zaman oydu. Evet. Ama işin enteresan tarafı, o fotoğraflarda aynı şekilde bulunduğu için cezaevlerinde olan insanlar var şu anda. Evet. Yani gerçekten örgütün üyesi olanların büyük bir bölümü zaten burada değil. Hepsi kaçtılar, yurt dışındalar. Bir örgüt olduğunu bilse ve devletin aleyhine çaba gösterdiğini bilse asla aynı fotoğraf içerisine girmek istemeyecek yığınla insan ise örgüt üyesi olarak yaftalanmış ve şu anda ya bulundukları yerlerden atılmış durumdalar ve medar-ı maişet motorunu nasıl çalıştıracağını bilemiyorlar. Aileler nasıl geçiniyor ya da birçoğu cezaevlerindeler. Yani aslında devletin bu konuda da özellikle yargıdan sorumlu olan, bakanlık üstlenmiş olan insanların, siyasetçilerin bu konuyu düşünmeleri lazım. Yani nerede bu sınır çizilecek? Evet. Diyelim bu örgüt haline geldikleri bir tarih tespit edilip o tarihten önceki insanların bu işlerle suçlanmasından vazgeçilmesi gerekirdi ama çok geç kalındı. Evet Ahmet abi. Yani işte beraber yürüdük. Biz bu yollarda var ya, Tayyip Bey'in ya beraber yürünmüşlük var yani AK Parti ile o yapının uzun sadece seneler, AK Parti değil BBP'yi tabii yani BBP hep. Yani farklı sahipler var. Bir kısmı yükselebilmek için orada bulundu. Ondan istifade etti. Bir ara bir AK Parti sanıyorum medya tanıtım bölümünde çalışan birisi televizyonda yani onlardan istifade ettik belli şeyleri ortadan kaldırabilmek için diye. Mesela şimdi bir haber var. Bu uzaya gönderilen pilot değil mi? F-16 pilotu işte casusluk davasında yargılanmış, ihraç edilmiş. Yani o davalar da malum o dönemin işte bu camia ile bağlantılı yargıçlarının kotardığı şeylerdi. Onlardan iktidar istifade etti. Yani düşün ki o dönem Genelkurmay Başkanı tutuklandı yani terör örgütüne suçlamasıyla. Yani o dönemin muhasebesi tam yapılamadı. İşte Fehmi Bey'in de söylediği bir kısım insanlar yurt dışına kaçtı. Bir kısmı monte oldular iktidara. Şu veya bu şekilde monte oldular. Bir kısmı da ya da en altta kalanları. Yani piramit diyorlardı yani bir ara. Piramit diyorlardı. Yani ibadet kesimi. Yani ibadet kesiminin büyük kısmının bir şekilde terörle iltisaklı hale getirilip ya cezaevine düştüğünü ya KHK ile ihraç edildiğini vesaire gördük. Yani ticaret ve ihanet diye Tayyip Bey'in piramidinde ihanet kısmı yurt dışına kaçtı belki. Ticaret kısmı bir şekilde bu FETÖ borsası falan tırnak içindeki şeylerle yırtmayı başardı. Ama alt kesim işte öğretmendir. Evet yani şuraya yardım etti, şu oldu, dershaneye gitti falan diye. Maklubeydi diye. Maklubeydi diye. Evet. Maklube. Onun da belki yani yargı anlamında sorgulanacağı bir dönem olmuş. Meral Akşener'in Sinan Ateş suikastı ile ilgili şeyi var işte. Eskiden siyasi cinayetler şahit olduk ama mertçeydi diyor. Ne demek istiyor bilemiyorum ben. Ben yani siyasi cinayetler çok mertçe olmaz gerçi de. Olmaz tabii. Peki. Yani işte. Başka ne var? Gerçi süremizde doldu. Evet, süremiz doldu. Evet. O zaman bugünlük tamamlayalım. Yalnız yani ben sizin daha çok konuşmacı olarak Sayın Ocak'tan buna katkıda bulunmanızı yani moderatörümüz olup sizin de katkıda bulunmanızı tercih ettim. Bilmenizi istiyorum. Moderatör olarak çok konuştum aslında. Yok hayır. Yani. O yüzden daha fazla. Daha fazla konuşuruz. Evet. Bugünlük programımızı bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere.